Semti Nihavend. Klasik Türk musikisine dair. Hazırlayan ve sunan Fikret Karakaya. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir hafta aradan sonra yine karşınızdayız. Bu haftaki programımızı da yine büyük bir icracıya, 20. yüzyılın en büyük kemanilerinden biri olan Nubar Tekya'ya tahsis ettik. Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi'nin müellifi Yılmaz Öztun'a, 20. yüzyıl Türk Musikisi başlıklı kitabın müellifi Mustafa Rona'ya uyarak Nubar Tekya'nın 1905'te doğduğunu yazmıştır. Ama Türk musikisi tarihinin yazarı Nazmi Özalp doğum tarihi olarak 1906 yılını vermiştir. Nubar Tekya'nın babası Udi Avşak Çömlekçiyan yayınladığı fasıl fasikülleriyle tanınmıştır. İlk derslerini babasından alan, bir yandan da alafranga keman öğrenen Nubar Tekyay, 13 yaşından itibaren babasının yönettiği fasıllarda keman çaldı. Darül Feyzi Musiki adıyla kurulan, 1923'te Üsküdar Musiki Cemiyeti adını alan derneğin faaliyetlerine katıldı. Eski İstanbul Radyosu'nda pek çok yayında yer aldı. Yaklaşık 30 yıl boyunca, başta Münir Nureddin Selçuk olmak üzere, plaklarda dönemin en gözde solistlerine eşlik etti. Ayrıca Taksim plakları doldurdu. Sık sık Atatürk'ün İstanbul'daki meclislerine davet edildi. Bu meclislerde bazen şarkı da söylerdi. Çünkü Nubar Tekyay aynı zamanda usta bir hanendeydi. Kendisine Tekyay soyadını Atatürk'ün verdiğine dair bir hikaye anlatılır. Kaynağı Selahattin Pınar olan başka bir hikayeye göre, bir gece Atatürk'ün isteği üzerine ağlamış, gülmüş, cefaya durmadan yanmış gönül mısrağı ile başlayan kendi Hicaz şarkısını okumuş. Bunu çok beğenen Atatürk bir şarkı daha isteyince Selahattin Pınar'ın yeni bestelediği "Anladım sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek" mısrağı ile başlayan şarkısını okumuş. Atatürk bu şarkıyı çok beğenmiş ve bestekarını tanımak istemiş. Böylece Selahattin Pınar Nubar Tekya aracılığı ile Atatürk'ün meclisine davet edilmiş. 1950'lerin ilk yarısında Yeni İstanbul Radyosu'nda zaman zaman solistlere eşlik eden Nubar Tekyay, Yorgo Bacanoz ve Ercüment Batana eşliğinde saz eserleri icra etmiştir. Canlı yayın döneminde arşiv plaklarına kaydedilen bu saz eserleri programları arşivlerimizin en değerli kayıtları arasındadır. Uzun bir süre çektiği kalp rahatsızlığı, Nubar Tekyay'ın en verimli çağında 12 Şubat 1955 tarihinde dünyamızdan ayrılmasına sebep olmuş, cenazesi Türk musikisi camiasının önde gelen bütün temsilcilerinin katılımı ile Balıklı Ermeni mezarlığında toprağa verilmiştir. Türk musikisi tarihinin en iyi kemanilerinden biri olarak kendini kabul ettirmiş olan Nubar Tekyay, bir yandan Batı musikisi eserleri de icra ettiği halde, döneminin en iyi Türk musikisi icracılarının arasında büyüyüp yetiştiği için Türk musikisi eserlerini geleneksel üslupla çalmıştır. Çok sevdiği ve hep dinlediği Cemil Bey'in tamburda yaptığını Alaturka kemanda yaptığı söylenebilir. Ondan önceki kemanilerin hiçbiri kemanın virtüoziteye sunduğu imkanları onun kadar kullanmamıştır. Dinleteceğimiz ilk kayıt bir ticari plaktaki Şevket Sağ Taksim'i. Thank you.
İkinci icra örneği de bir Taksim, Hicaz makamında. Bu kayıt da bir ticari plaktan alınmıştır. Şimdi efsanevi Nubatekyay ve Ercüment Batana ikilisinden bir saz eseri dinleyeceksiniz. Refik Fersan'ın Sultani Yegah Peşrevi. Thank you.
Dubal Tekyay ve Ercüment Batanay ikilisinden bir eser daha. Dubal Tekyay'ın babası Aşık Çömlekçiyan'ın Ferah Feza Saz Semaisi. Thank you.
Yine bir ticari plaktan bir taksim. Hüzzam makamında. Belki de Nubat Ekyay ve Öcüment Batana ikilisinin en ünlü kaydında Nevres Bey'in Hüzzam Saz Semaisi. Thank you.
Şimdi peş peşe iki taksim. İkisi de ticari plaklardan alınmıştır. Önce Segah makamında olan. Şimdi de Ferahnak taksim. Thank you.
Numatek Yayın, Yorgo Bajanos'la gerçekleştirdiği kayıtlara bir örnek olmak üzere İstanbul Radyosu'nda canlı yayın döneminde çaldıkları Eviç Saz Semaisi, Sedat Öztoprak'ın büyük radyo arşiv plaklarından birinden alınmıştır. Numatek Yayı genç dinleyicilerimize tanıtmak amacıyla hazırladığımız program, Ercüment Batanay eşliğinde çaldığı Suzi Dil Saz Semaisi ile devam ediyor. Bu semai Sedat Öztoprak ile Faruk Kopuz'un müşterek eseridir. Thank you.
Kürdi İlcazkar makamında bir taksim ile devam ediyoruz. Bu bir radyo kaydıdır. Yine ünlü bir kayıt, ünlü bir eser. Ercüment Batanay eşliğinde Tatyos Efendi'nin Kürdi İlcazkar Saz Semaisi. Bu kayıt arşivlerimizdeki en iyi yaratıcı icra örneklerinden biridir. 8 defa çalınan mülazimeyi her seferinde az veya çok farklı icra etmişler. Ayrıca hanelerde de Duba Tekyay olsun, Ercüment Batanay olsun kimsenin yapmadığı süslemeler yapmışlar. Thank you.
Bugün dinleyeceğiniz son kayıtta Nubat Tekyay'ın kendi icat şarkısı var. Ağlamış gülmüş, cefaya durmadan yanmış gönül. Güfte Mustafa Nafiz Irmak'a aittir. Lale Hanım'a Nubat Tekyay dışında her zaman olduğu gibi Nevres Bey de eşlik ediyor. Türk muskisi tarihinin en büyük kemanilerinden olan Nubat Tekyay'ı ele aldığımız programımız
burada sona eriyor. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola. Bize isteklerinizi, sorularınızı ve eleştirilerinizi yazabileceğiniz elektronik posta adresimizi verelim. fikretkarakaya@yahoo.com. Haftaya aynı saatte buluşmak ümidiyle bütün dinleyicilerimize selam ve sevgilerimizi sunuyor, esenlikler diliyoruz. Hoşça kalınız. Semti Nihavend. Klasik Türk musikisine dair. Hazırlayan ve sunan Fikret Karakaya.